Hülya Koçyiğit'ten sevindirici bir haber geldi. Her şey yolunda görünüyor Bircan. Hülya Koçyiğit'e şifalar diliyorum. Fakat bu süreçte ben Hülya Koçyiğit'in bir de şu özelliğini görmüş oldum. Her işte bir hayır vardır ya. Rabbim onu inşallah şifalara kavuştursun. İzleyicisine, sevenine, merak edenine, basın mensubuna saygısı beni resmen mest etti. Bir kere ameliyata girerken haber verdi, çıkarken de haber verdi, çıktıktan sonra odasına gittiğinde bile haber verdi. Bu herkese nasip olmuyor. Gençler bir takım şeyler yapmadan önce büyüklerinden örnek alsınlar. Eğer örnek alınacakları bir şey varsa kötü şeylerini almasınlar. Bakın örnek alın. Yani o kadın canıyla savaşırken bile insanları düşündüm. Ve ben bundan hiç reklam kokusu almadım ve bana çok samimi geçti. O yüzden bu süreçte onun o kriz yönetimine bayıldım. Bayıldım. Ama işte hani mesela reklam diyenler de olur düşünürler. Sonra sosyal medyasında paylaşıyor. Hülya Koçyiğit'in böyle bir reklama ihtiyacı var. Yani kim Hülya Koçyiğit'tense bilecekti. Herkesin reklama ihtiyacı var ama Hülya Koçyiğit buna ihtiyaç duymadı. O yüzden çok güzel bir süreç yöneticisi. Ders olsun Rabbim, diye evet, de, değil o mi? Yüzden söylüyorum. Rabbim de ona şifalar versin. Çok sevindik. Peki. Yani bir an önce Rabbimden sağlığına kavuşmasını diliyorum. Ondan sonra. Bir de şey var mesela dedim ya hani programın başında İngiltere'deki terör saldırısı üzerinden değerlendirdiğimde. Ya o sosyal medyaya bakıyorsun aman ya Rabbi. Oo bu zaten şu siyasi liderin yanında yer aldı beter olsun. Buna mı işte şifa dileyeceğim? Bu nasıl bir üslup ya? Bu nasıl bir üslup ya? Sözüm ona mesela Ekşi Sözlük'te baktım öyle. Hülya Koçyiğit için akil ya, insanlardan biriydi. O. Ya akil insan diye ne nefret kusmuşlar ne kim bu nasıl bir üslup ya yazıklar olsun. Bunlar sözüm ona üniversite okuyan gençlik ya. Sizin okuduğunuz üniversite batsın ya. Gerçekten sizin okuduğunuz üniversite batsın ya. Bir insanın akil insan oldu diye yani ölmeyi hak gören... Veya aman keşke ölüm haberi gelsin diyecek kadar da insanlıktan çıkacak kadar vahşileşmiş. İnanamadım ya. İnanamadım.